Herkese merhabalar. Isı ve sıcaklık 2 videosuyla birlikteyiz. Peki bu videoda neler göreceğiz? Bir kere ısı alışverişinden bahsedeceğiz. Isı alışverişi sonucunda ısıl dengeden bahsedeceğiz. Daha sonra hal değişimi varsa ısıl denge nasıl oluyor acaba? Onu göreceğiz. Ve enerji iletim hızı, ısının yayılma yolları, küresel ısınma ve son olarak genleşme konularını görüp bu ünitemizi de tamamlayacağız. Şimdi ısı alışverişi deyince aklımıza neler gelecek? İşte bu kağıtta hepsi var aslında. Isı alışverişi deyince bizim şartımız, eğer iki maddenin ısı alışverişi yapmasını istiyorsan şart, sıcaklık farkı olmasıdır. Yani delta T'dir. Sıcaklıkların birbirlerinden farklı olmasıdır. Bir maddenin ısı sıcaklığı K ise mesela diğerinin bir maddenin ısı sıcaklığı TK ise diğerinin TL ise bunların birbirlerine eşit olmaması gerekiyor. Peki olayımız nedir? Olayımız da alınan ısıyla verilen ısının birbirlerine eşit olmasıdır. Yani ısılar, alınan ve verilen ısılar birbirlerine eşit olacak. Bunun sayesinde soruları çözeceğiz. Sonuçta ne olacak? Sonuçta ise maddeler ısı dengeye gelecekler. Yani son sıcaklıkları eşit hale gelecek diyoruz. Şimdi biz ısı alışverişini nasıl açıklıyoruz? Diyoruz ki sıcak bir madde olacak. Bir de soğuk bir madde olacak. Daha sonra sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir ısı geçişi olacak. Isı geçişleri daima sıcaktan soğuğa doğru olacak. Peki burada alınan ve verilen ısılara baktığımızda sıcak madde ısı verecek, soğuk maddede ısıyı ne yapacak? Alacak. O zaman Q verilen, Q biliyorsunuz ısının gösterimiydi, ısı gösterimi. Q verilen ile Q alınan birbirlerine eşit olduğu takdirde biz ısı alışverişi sorularını çözebiliyoruz. Zaten ısı alışverişinde eğer iki madde varsa, burada sadece ikisi ısı alışverişi yapıyorsa alınan ve verilen ısılar birbirlerine eşit oluyor. Şimdi denge sıcaklığının bulunması, madem iki madde var, bunların sıcaklıkları birbirlerine eşit değil, o zaman bunlar ısıl dengeye gelecek diyoruz. Hal değişimi yoksa, yani sadece sıcaklıklar değişiyorsa, acaba ısıl denge nasıl oluyor? Bunlar nasıl oluyor da aynı sıcaklığa geliyorlar, bir bakalım. Bir kere K eğer L'den daha büyük sıcaklıkta ise, o zaman K'den L'ye doğru bir ısı geçişi olur. Yani K ısı verir, L de ısı alır. Biz sıcaklık farkı nedeniyle oluşan ısıyı M, C, delta T formülüyle buluyorduk. Kel macit aslında Q eşittir M, C, delta T ile buluyorduk. O zaman burada da verilen ve alınan ısıların birbirlerine eşit olması demek, K için söylüyorum, MK, CK, delta TK. Burada hemen hatırlayalım, M kütle, C öz ısı ve delta T'de sıcaklık farkıydı. Ne demek sıcaklık farkı? 1 ile 2. durum arasındaki fark aslında. Şimdi L'ye baktığımızda da aynı şeylerin L için yazdığımızı görüyoruz. Şimdi bir kademe daha aşağıya inelim. Burada sıcaklık farkına dikkat ederseniz TK eksi TL olarak, TD olarak aldık. Çünkü K'nin sıcaklığı TK'ydı. L'nin sıcaklığı ise daha düşük bir sıcaklık olan TL'ydi. Bunlar arada bir yerde buluşacaklar. Diyelim ki şu noktada buluştular. Bu sıcaklığın ismi de TD, yani denge sıcaklığı. O zaman buradaki sıcaklık değişimi TK eksi TL, büyük olan TK olduğu için TK'dan TL'yi çıkartıyoruz. Buradaki sıcaklık değişimi de ne olacaktır? TD eksi TK olacaktır deyip sonuçlarımıza bakalım. Sonuç, birinci sonuç. Eğer sen direkt denge sıcaklığını bulmak istiyorsan şu formülü açtığımızda da göreceksin zaten. M, C ve T'yi çarpıp onun ilk sıcaklığı olan T sıcaklığını çarpıp sonra neyle topluyorsun? L'nin MC T'si ile topluyorsun ve sonuçta da bunların MK, CK, ML, CL'ye bölüyorsun. Çok mu formül oldu? Biraz toparlayalım. Şimdi şu ikisi, yani M çarpı C, biz bunları kütle ile öz ısının çarpımını aslında ısı sahası olarak anlatıyoruz. Yani ısı kapasitesi. C, büyük C ile söylüyoruz. Şurada da yine bununla aynı şey var, fakat L için yazılıyor. Şimdi şu neydi? Bu CK'ydı. Bu da CL'ydi. Demek ki aslında biz denge sıcaklığını bulmak istiyorsak TD diyorum, denge sıcaklığı eşittir CK çarpı TK artı CL çarpı TL yapıp
toplam ısı kapasitesine bölüyoruz. Anlaştık mı? Bunu yaparsanız eğer denge sıcaklığını rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bakalım bununla ilgili hangi soruyu çözeceğiz? Sorumuz K ve L maddeleri var. Burada ısı sığası, ısı sığası olarak verilen büyük C var. Bu C'lerin kitapta daha rahat göreceksiniz. Siz kitapta büyük C, küçük C daha rahat ayırt ediliyor. Büyük C olan ısı sığasıdır. Burada da 3 D sıcaklığında olduğunu görüyorum. L'nin ise 3C ısı sahası olduğunu, sıcaklığının ise T kadar olduğunu görüyorum. Şimdi bunlar eğer ısıca yalıtılmış bir ortama konuluyorsa, ısıca yalıtılmış ortam demek de şu demektir. Öyle bir ortam ki dışarıdan içeriye ısı geçişi yok, içeriden de dışarıya yok. K ve L'yi aynı ortama koyduğunda ısı geçişleri sadece ikisi arasında olacak. O zaman şunu söyleyebilirim. K'dan L'ye bir ısı geçişi olur. Şimdi denge sıcaklığını bulmak istiyorsam ne yapıyordum? Isı sahası ile sıcaklığı çarpıyordum. C çarpı 3T. Sonra bu maddeninkisini de çarpıyordum. 3C çarpı T. Sonra da toplam ısı sahasına bölüyordum. Yani C çarpı 3T, 3C'ye bölüyordum. Şimdi baktığımda burası da 3, burası da 3. Toplama 6. Burada da 4 var. O zaman 6 bölü 4 elde ediyorum sıcaklığımı. Yani 6 bölü 4, 3 bölü 2T. Ne demek bu? 1,5 T demek. Şimdi bu maddemin sıcaklığı 3T'ydi. Bunun da T olduğuna göre baktığımda 1,5 T nereye geliyor? Bu ikisinin tam orta değeri, 2T'dir. Fakat benim sıcaklık değerim, şu andaki denge sıcaklığım 1,5 T'de. Yani şuna daha yakın, L'ye daha yakın değil mi? K'dan daha uzak. Bunun nedeni arkadaşlar nedir biliyor musunuz? L'nin ısı sahasının daha büyük olmasıdır. Denge sıcaklığı her zaman ısı sahası büyük olana doğru kaymış vaziyettedir. Isı sahası kiminkisi daha büyükse o tarafa doğru kayar. Şimdi o zaman neler öğrendik? Birincisi, denge sıcaklığı maddelerin sıcaklıkları arasında bir değer oluyor. Yani 3T ve T gördüğün zaman sıcaklıkların, denge sıcaklığın iki sıcaklık değeri arasında bir yerlerde olacağını bileceksin. Bir de denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana doğru kaydığını da bileceksin. Sıcaklıklar önemli değil. Isı sahası büyük kimse, burada L'ydi, ona doğru kayıyor ısı dengede diyoruz. Denge sıcaklığının böyle olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada daha basite indirgersek, aslında birazcık özellik olarak da söyleyeceğim bunu. Eğer maddelerin ısı sahası eşit ise ve hal değişimi de yoksa, şimdi K ve L maddelerine baktığımızda TK büyük TL olmak üzere, yani yine K'den L'ye doğru bir ısı geçişi oluyor. K ne yapacaktır? Isı verecektir. L de alacaktır. Q verilen ve alınanlar birbirlerine eşit olacak. Ne demiştik? Kelmacit formülünden verilen için MK, CK, delta T, alınan için ise ML, CL, delta L'yi yazıyoruz. Şimdi burada MK, CK değerine özel olarak büyük C dediğimiz, değil mi, ısı sahasını yazdığımızda bir şey fark edeceksiniz. Eğer bunların ısı sahaları eşitse şu çarpımda ne olacaktır? Bunlar birbirlerini götüreceklerdir. Yani sıcaklık farkları birbirlerine eşit olacaktır. Bu şu anlama geliyor. Delta TL ne demekti? TK eksi T denge demekti. Bu ise T denge sıcaklığı eksi TL demekti. Demek ki ben burada şunu söyleyebiliyorum. T denge sıcaklığı K ve L'nin sıcaklıklarının ortalama değeri olacaktır eğer ısı sahaları eşit iki maddeden bahsediyorsak. Şimdi bunu grafikte nasıl söyleyeceğiz? Eğer sıcaklık ısı grafiği verilirse ve bunların ısı sahaları eşit ise, o zaman şuradaki uzunluk ile birim ile buradaki birim birbirlerine eşit olacaktır. Başka bir dille matematiksel olarak ifade edersek, mesela bu 30'sa, bu da mesela 10 ise, o zaman denge sıcaklığı 20 olacaktır aslında. Neden? Şuradaki değer 10 birim, buradaki değer de 10 birim, birbirlerine
eşit olmak zorundadır. Çünkü ne dedik? Sıcaklık farklarının burada eşit olması gerektiğini söyledik. Formülümüzde budur. T'de eşittir TK artı TL. Peki bunu birazcık soruya yoralım. Bununla ilgili ne çıkar? Isıca yalıtılmış ortama konulan K ve L'nin denge sıcaklığı kaç T olur diye bir soru ve hal değişiminin olmadığını söylüyoruz hala. Buraya kadar yaptıklarımızda hep hal değişiminin olmadığı durumda yaptık. K maddesinin kütlesinin M, burada da nesini vermiş? Öz ısısını. Öz ısı değeri, küçük c buradakiler, öz ısı değerleri. Kütlesi de şurada 2M ve C'ymiş L'nin. Şimdi sıcaklıklarına baktığımızda yine 3T ve T var. Yani K'den L'ye ısı geçişi olacağını söyleyebiliyoruz. Şimdi bunlar ısıca yalıtılmış ortama konulmuşlar. Hemen ben nelerine bakıyorum? Isı sahalarına bakıyorum. Bir kolaylık var mı acaba? Baktığımda ısı sahası camcı formülüyle bulunuyordu. C eşittir M çarpı C formülünden bulunuyordu. O zaman ikisini çarptığımda bunun ısı sahasının 2C kadar, bunun ısı sahasının da değil mi? 2mc. Şöyle büyük yazayım ya da 2mc yazayım direkt. C'ler karışmasın. Şöyle burası da değil mi? 2mc olacaktır. Olduğunu görüyorum. Yani bu ikisinin ısı sahalarının birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Isı sahalarının eşit olduğu durumda ne yapıyorduk? Denge sıcaklığını bulmak için sıcaklıkların ortalama değerini alıyorduk. Hemen alalım o zaman. Denge sıcaklığı soruluyor. 3T artı T bölü 2'den ne diyeceğiz buraya? 2T olduğunu söyleyip sorunuzu bitirebilirsiniz. Peki hal değişimi varsa durum nasıl olacak? Hal değişimi var olduğu durumda size çok kolay bir çözüm yöntemi göstereceğim. Ama önce biraz bilgilerimizi tazeleyelim. Bir kere hal değişimi demek, yani sıcaklık değişimini bahsetmiştik değil mi? Kelmacit formülüyle bulunuyordu. Hal değişiminde sıcaklıkta, saf maddelerde sıcaklıkta bir artış ya da azalma söz konusu olmayacaktı. Ve ne olacaktı bunun formülü? Kelemel. M çarpı L, yani kütle çarpı hal değişim ısısı diyoruz biz buna. İşte madde buharlaşıyorsa buharlaşma ısısı, eriyorsa erime ısısı oluyordu. Hal değişimi olduğu durumda formülümüz buydu. Soruda eksi 10 derece sıcaklıktaki buz ile, şimdi bak şöyle çizelim, şurası eksi 10 derece, sıfır burada. Buz ile, buzum var benim, 50 sıcaklıktaki, 50 derecedeki su aynı kaba konuluyor. Isıca da yalıtılmış ortam burası ve karıştırılıyor. Karışımında denge sıcaklığını istiyor benden. Bu durumda, şimdi normalde ben bunların hani mc delta t'den buluyordum. Evet, ama bu sefer hal değişimi var. Yani ne demek hal değişimi var? Şu demek, şimdi sen şuraya 50 dereceyi koyduğunda buraya da eksi 10 dereceyi, şöyle yapalım, şurası nokta olsun, eksiyle karışmasın, şuraya da eksi 10 dereceyi koyduğunda o zaman maddelerin direkt aşağıya ya da direkt yukarıya çıkması söz konusu olmayacaktır. Arada bir durak olacaktır. Bu durak hal değişimidir. Araya durağı koyduk. Burası hal değişimi. Yani burada ya su donacak ya da buz ne yapacak? Eriyecek. Bilmiyoruz ama arada bir durak var. Şimdi burada da şöyle bir işlem yapacağız. Bir kere eğer burasının sıfır derece olduğunu da biliyoruz. Çünkü erime, buz için erime sıfır derecededir. Su için de donma sıfır derecededir. Eğer 50'den sıfıra geçmek istersek, bak hiç hal değişimi yok. Sadece sıcaklık değişimi olarak söylüyorum. O zaman ne yapacağız? Mc delta t formülünü kullanacağız. Kütlem 10. Kütlem 20. Çünkü sudan bahsediyorum burada. Şurası su. Su için yazıyoruz. Suyun kütlesi 20. Suyun öz ısısı mc. C'sine bakıyorum burada. C su 1. Ve delta t. Yani 50'den 0'a inmek için delta t ne olacaktır? 50 ile 0 arası tabii ki de 50 olacaktır. Buraya baktığımda buranın 1000 kalori olarak bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi başka bir şeye daha bakacağım.
Bir de buz için bakacağım. Buz için. Buz acaba sıfıra gelmek için neler gerekiyor? Hangi ısı gerekiyor? Ona bir bakayım. Orada da yine sıcaklık değişimi olduğu için mc delta t'yi kullanacağım. Kütlem, buz için kütlem 10. Buz için öz ısım 0,5. Ve buz için delta t'ye baktığımda 10 olduğunu görüyorum. Şimdi bunları çarptığımızda ne çıkacak? Bunları da çarptığımızda karşımıza 50 çıkıyor. 50 sayısı çıkıyor. 50 kalori. Peki baktığımda o 1000 kalorinin büyük, 50 kalorinin daha küçük olduğunu görüyorum. Demek ki benim buzum buraya kadar çıkabiliyor. O kadarlık enerjiyi buradan alabilir. Çıktığı halde hala bir miktar fark oluyor, değil mi? Bir miktar fark oluyor. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Bu fark nereye gidecek? Bu fark işte erimeye gidecek. Erimeye gidecek. Yani burada buzum eriyecek. Şimdi buzumun acaba hepsi eriyor mu? Ona da bir göz atalım. Buzumun hepsinin erimesi için buzumun gramının 10 olduğunu görüyorum. Erime için ne yazacaktım? ML formülünü yazacaktım. Buzu eritiyorum. ML'ye göre eritiyorum. M kütlesi 10. L erime için verilen değerse 80. Burası ne çıktı? 800 kalori çıktı. Şimdi 800 kalori çıktı. Yani buz 50 kaloriyle eksi 10'dan sıfıra geliyor. Ondan sonra 800 kaloriyle de eriyor. Şimdi bu peki hala fark ettiniz mi? Toplamı 850. Burada ise hala 1000 kalorilik ısı var. Yani 850 buzumunkisi daha büyük. Fakat suyumunkisi buzumunkisi daha küçük fakat suyun verdiği ısı daha büyük oluyor. Demek ki bak sen buzu aldın eksi 10'dan sıfıra getirdin sonra da erittin hala da suyun enerjisi varsa ısısı varsa o zaman senin denge sıcaklığın sıfırın üstündeki bir değerdedir. Çizelim. Buraya geldin eridin hala ısı var yukarıda bir değerdedir. Yani denge sıcaklığı sıfırın üstünde bir değerde olacaktır. Burada da ne olacaktır? Buz da şuraya bu şekilde inecektir. Senin ısı sıcaklık formülün de ısı sıcaklık neyin grafiğin de bu şekilde olacaktır. Denge de burada. Şimdi tek tek yazıyorum üzerine. Burası için 50 idi. Burası için 800 kalori harcadın sen. Şurasını bilmiyorsun. Bak burasını bilmiyorsun. Bir de burasını bilmiyorsun. Dikkat edersen burada suyum eğer sıfıra geliyorsa 1000 kalori veriyordu. Ama ben ne dedim? Sıfır derecenin üzerine bir sıcaklıkta denge sıcaklığı olacak dedim. Doğal olarak burada hani şunun tam değerini bilmiyoruz. Şimdi bulacağız. Yazacağımız değerler burada şöyle. Şimdi 50'yi 80'i zaten yazdık. Şuradaki burada dikkat et artık buz eridi ve burada su haline geçti. O zaman suyun buz da ama buz olandan bahsediyorum. Buz olup sonradan suya dönüşen şu. 10, kütlesi 10. Sıcaklık değişimi var. Buzdu. Şimdi suya döndüğüne göre öz ısısı 1. Delta T'de sıfırdan TD'ye çıktığına göre delta T'nin de TD olduğunu söyleyebilirim. Buraya baktığımda bu suydu zaten. Bunun değerleri şuradaydı. Yani kütlesi 20, suyun öz ısısı 1 ve sıcaklık farkının 50'den TD'ye düştüğüne göre 50 eksi TD olduğunu söyleyebilirim. Bakın bunu yazdıysanız olayı bitirdiniz. Verilen ısı şu da nedir? Şunlarda alınan ısı. Tamam mı? O zaman ne olacaktır? Bu ısı alacaktır. Bu da ısı verecektir. O zaman bu ikisinin şu ikisini birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurada yazalım hemen. Yine şu kalemimize yazalım. 20 işte parantez aç 50 eksi TD eşittir. Şunları topladığımda 850 çıkıyor. Artı 10 TD yazabilirim. Burada dikkat edersek şu ikisinin çarpımı ne olacaktır? 1000 olacaktır. 1000 eksi 20 TD eşittir. 850 artı 10 TD. Buradan da şu bu tarafa gelirse 12 TD'nin ne olduğunu görürüz. Şuraya geçti. Şurada 1000 yazacaktık. Şuraya geçti. 150 olduğunu göreceğiz. Ve burada hemen sıcaklığımızın ne olacaktı? 12,5 derece olduğunu söyleyip soruyu bitirebilirsiniz. Ve başka bir sorumuz. Şimdi
Eksi 40 derece sıcaklıktaki 5 gram buza bu sefer şey eksi 40'ı yazalım şuraya. Eksi 40 burada. 12 gram 12 santigrat derece sıcaklıktaki 12 de burada. 25 gram buz ekleniyor. Ortam ısıca yalıtılmış. Acaba ısıl dengesi kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu soruyu da nasıl yapacağız? Yine yazalım. Şurada 12 derecem var. Burada ise eksi 40 derecem var. Burada peki arada bir hani hal değişim noktası var mı? Bir durak var mı? Evet var. Arada bir durak var. Bir erime ya da işte donma söz konusu olabilir. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Birincisi 12'den buradaki sıfıra. Çünkü şurası hal değişim sıcaklığı sıfırdır. Buraya iniyorsa eğer o zaman şöyle yapacağız. Burası neydi? Suydu değil mi? Burası su kısmıydı. Yani şurası su kısmı. Mc delta t formülüyle Q eşittir Mc delta t formülüyle bulacağız. Kütlemiz burada nedir? 25'tir. Ondan sonra 25 su. Sonra C'ye bakıyorum. C 1. M C yazdım. Delta t. 12'den 0'a düştüğünde burası 12 yazılıyor. Ve burada eğer ben bunları çarparsam 300 olduğunu buluyorum. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. Acaba buradaki buzumdan ne haber? Buzum eksi 40'dan 0'a çıkmak için ne kadar ısı gerekiyor onun için? Ne kadar ısı alacak? Onun için de buz içinse hemen şurada göstereyim. Burasını alacağız. Yani 5 gram buz, buz olduğuna göre öz ısısı 0,5 olacak ve sıcaklık farkı da şuradan 40 olduğunu yazacağız. Buradan da ne çıkacaktır? Buradan da 100 kalori çıkacaktır. Şimdi baktığımda 300 daha büyük, 100 kalori daha küçük. Demek ki buz hani bu sıfıra kadar çıkıyor. Üstelik bir kısmı da eriyor. Hani hepsi de eriyebilir. Bir bakayım hepsi erirse ne oluyor? Ona da bir göz atalım. Hepsi, buzumun hepsi erimesi için ne gerekiyor? 5 çarpı değil mi? 5 çarpı 80. Yani ml. Q eşittir. M çarpı L. Hal değişim sırasında ML'den bahsediyorduk. 5 gramın hepsi erirse ne kadarlık ısı gerekiyor? 400 kalorilik ısı gerekiyor. Peki senin suyunda bu kadarlık kalori var mı? Hem 100 hem 400 var mı? Yok. Eğer burası 500 çıksaydı o zaman denge sıcaklığı 0 olacaktı ve buzumun hepsinin eridiğini söyleyecektim. Çünkü ikisini de kapatıyordu. Yani ikisi içinde erime içinde 0'dan eksi 40'dan 0'a çıkmak için de yeterli enerjim vardı. Fakat 400 çıktığına göre bunun hepsi, buzun hepsi erimiyor demektir. Ve o zaman ne yapacağız buzun hepsi erimediğine göre? Bakalım ne kadar eriyecek, ona bakacağız. Yani grafiğimiz şu hale gelecek. Buzum eksi 40'dan 0'a çıkıyor ve bir kısmı eriyor. Denge sıcaklığım neymiş o zaman? Sıfırmış. Çünkü buzun bir kısmı eriyor diyorsun. Demek ki kapta buz var. Bir kapta hem buz hem de su varsa eğer denge sıcaklığı nedir? Sıfır derecedir. Bir atmosfer basınç için konuşuyoruz bunları. Demek ki su da şu şekilde, suyun grafiği de bu şekilde olacaktır. Ne dedik? Şunu 100 olduğunu söyledik. Bunun 300 olduğunu söyledik. Ben şimdi sadece burasını bulacağım. Burası da erime olduğu için ML formülü kullanacağım. Kütlem nedir benim burada? Kütlem 20 pardon buzu kullanacağım değil mi? Buz eriyecek. Kütlem 5'tir. Ne kadarı eriyecek ama bilmiyorum. Kütlemin toplamı M ne kadarı eriyecek bilmediğim için 5 yerine M yazıyorum. Bilmediğim bir kütle. Belki de hani 1 gramı eriyecek. Ben buradan sonucu bulacağım. M yazıyorum. Bir de ne diyorum? Onun erimesi için ML formülünden L'nin 80 olduğunu görüyoruz. Bunu da yazdım. Bu verilen ısı değil mi? Su verecek ısı. Bu da alınan. Yani buzda ısı alacak. O zaman şu ikisinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. Hemen yazalım. 300 eşittir 100 artı 80 m dersek eğer 200 eşittir 80 m çıkacaktır. Ve buradan da m 2,5 gram çıkar. Yani buzumun yarısının eridiğini görebilirsiniz. O zaman biz burada şunu fark ettik mi acaba? Şimdi hal değişiminin olduğu durumda denge sıcaklığı maddelerden birinin sıcaklığına eşit de olabilir. Normalde hal değişimi yoksa ne diyorduk? Kesinlikle denge sıcaklığı iki sıcaklık değeri arasında bir değerdedir diyorduk. Ama hal değişimi varsa şu şekilde eşit de olabiliyor diyoruz ve sorumuzu bu şekilde bitiriyoruz.
siz de şöyle bir çizgi çizerseniz, grafiği de koyarsanız, hoca istesin istemesin sen grafiği çiz. Hem hocan senin anladığını daha iyi anlayacaktır. Hem de sen daha rahat işlemi yapacaksındır. Sonra bunu yazdığın takdirde soruyu çözebilirsin. Şimdi başladık ısının yayılma yollarına. Isının bu kadar hani yayıldığını falan söyledik de bir maddeden bir maddeye geçtiğini söyledik. Hangi yollarla yayıldığını söylemedik. Bir kere ısı iletim, konveksiyon ya da ışıma yoluyla yol alabiliyor, yayılabiliyor. Biz bu konveksiyonu taşıma da diyoruz. Taşıma yoluyla da parantez içinde yazıyoruz, yapabiliyoruz. Şimdi peki bunlar nasıl iletiliyor? İşte iletimde taneciklerin çarpışması, tanecikten taneciğe aktarım söz konusudur. Yani burada bir temas gerekiyor. Tanecikten taneciğe aktarımı olduğu için de yakın, birbirine yakın moleküllü olan katı gibi, değil mi katı? Bu moleküllerde iletimin daha fazla olduğunu, yani iletim gözüktüğünü, iletim yoluyla ısı yayılmanın katılarda gözlendiğini söyleyebiliyoruz. Mesela bir metali şu ucundan ısıttığımız zaman gördüğünüz gibi ısı buradan metal içinde nasıl yayılacaktır? İletim yoluyla yayılacaktır. Konveksiyon yoluna baktığımızda burada bir maddelerin, taneciklerin hareketi söz konusu olacak. Taneciklerin yer değiştirmesi söz konusu olacak. Mesela burada ısıtıyoruz. Belli bir değerden sonra şunu biliyoruz biz. Bu moleküller ısınınca hareket edecekler ve yukarı doğru çıkacaklar. Şimdi bu molekül çıktı yukarıya. Sonra ne oldu? Burada molekülüm soğumaya başladı ve aşağıya kadar indi. Aşağıya inince tekrar ısındı ve tekrar yukarı çıktı. Tabii bu bir molekül için değil, böyle tamamı için söz konusu. Hatta böylece ne oluyor? Bu kaynıyor, fokurdamaya başlıyor. Sen burada baloncuklar görüyorsun artık. Bu ne demek? Aslında çok hızlı bir konveksiyonel hareket söz konusu demek. Yani burada ısı ne olmuş? Konveksiyon yoluyla bütün maddenin içine yayılmış. Işıma yoluna baktığımız ışıma yolu elektromanyetik dalga demek aslında. Elektromanyetik dalga. Peki elektromanyetik dalgalarda neden bahsediyoruz? Asıl kızılötesi ışınlardan bahsediyoruz. Ve burada kesinlikle temasın gerekli olmadığını söylüyoruz. Temas olsa da olmasa da ısı ışıma yoluyla ilerleyebiliyor. Mesela bir örnek verelim buna. Güneşin dünyayı ısıtması örnek olarak verebiliriz. Uzay var arada ve güneş dünyayı ısıtıyor. Arada bir metal yok mesela ısıyı iletsin. Veya mesela şöyle şeyler koyuyoruz. Bir tane cam fanus var. Cam fanus var ve cam fanusun içinde bir cisim var sıcak, başka bir cisim var soğuk. Bunlar da birbirlerine temas etmiyorlar. O zaman ısı sıcaktan soğuğa ilerlemeyecek mi? İlerleyecek. Eğer bu cam fanusun içi vakum ortamı ise, yani içinde hiç hava taneciği yoksa, hiçbir madde yoksa, o zaman ısı buradan bu tarafa doğru nasıl ilerleyecek? İşte ışıma yoluyla ilerleyecek diyoruz. Işıma yolu bu demektir. Şurası çok önemli. Genelde sorarlar, boşluklu sorularda falan da karşınıza çıkar. Temas, iletim ve konveksiyonda gerekli elektromanyetik dalga ile yayılan ışıma da gerekli değildir. Şimdi bakalım enerjinin yayılma yollarını da söyledik. Peki enerji iletim hızı nasıl oluyor? Enerji iletim hızına baktığımızda, yani bir madde ısıyı nasıl iletir diye baktığımızda bir kere karşımıza birkaç tane şey çıkıyor. Bunlardan biri maddenin cinsi. Maddenin cinsi K ile gösterilen ısı iletim kat sayısı ile belirleniyor. Isı iletim kat sayısı. Daha sonra mesela burada bir iç bölge var. Burası da dış bölge. Evinin içi ve dışı gibi düşün. Arada da duvar var. Bu arada duvar varsa eğer ısının bir taraftan diğer tarafa geçişi için bir kere şu yüzey alanı çok önemli. Yüzey alanı arttıkça ısının geçeceği yol da artacağına, ısının geçeceği yer de artacağına göre o zaman alan arttıkça ısı iletim hızı da artar diyebiliriz. Burası yüzey alanı. Bir de çok enteresan, iç ve dış arasında hiç sıcaklık farkı yoksa, yani içteki sıcaklık dıştaki sıcaklıkla eşitse ısı geçişini olmayacaktır, değil mi? Çünkü bunlar ısı dengededir. Demek ki iki sıcaklık arasındaki fark arttıkça ısı iletim hızı da artacaktır. Burada delta T'nin sıcaklık farkı olduğunu söylüyoruz. Bunun da T iç eksi T dış
olduğunu söyleyebiliriz. Ya da T dış eksi T içtir. Burada şöyle bir mutlak değer içine alalım. Yani buradaki eksinin artının çok önemli olmadığını söyleyelim. Bir de aslında en önemli şeylerden bir tanesi, zaten mantıken de öyle, duvarın kalınlığıdır. Bu duvar kalınsa eğer, kalınlık kalınsa tabii ki de ne olacaktır? Isı geçişi azalacaktır. Demek ki kalınlığı kesin altına yazabilirim. Azaldığı olarak söyleyebilirim. Hocam bu formülü kullanacak mıyız? Hayır, bu formülü genelde kullanmayacaksın. Ama sen ısı iletim katsayısının yüzey alanının ve sıcaklık farkının arttıkça birim zamandaki ısı iletimin artacağını bileceksin. Aynı zamanda kalınlığın arttıkça da ısı iletiminin hızının azalacağını bileceksin diyoruz. Ve bununla birlikte şöyle bir örnek yapalım. Şimdi normalde demir bank ve ahşap bank eğer aynı yerdeyse, bir de buranın kapalı olduğunu düşünelim. Yani buraya işte herhangi bir uzun süre aynı ortamda kalmış olsunlar. Bunların mesela sıcaklıkları aynı olsun, tamam mı? Isıl dengede olsunlar. O zaman bu ikisinden birine oturduğunda iki sıcaklığı da aynı hissetmeyebilirsin. Diyelim ki burası çok soğuk bir ortam. Mesela soğuk, çok soğuk. O zaman ne olacak biliyor musun? Demir bankı daha soğuk hissedeceksin. Ahşabı ise o kadar soğuk hissetmeyeceksin. Bu ikisinin sıcaklıklarının farklı olduğunu göstermez. Bak ne diyoruz? Uzun süre aynı ortamda olan diyoruz. Uzun süre aynı ortamda olduğuna göre ısı dengededirler ve sıcaklıklar eşittir. Eğer durumda demir bankı daha soğuk hissediyorsan sen, aslında bunun ısı iletim katsayısı ile ilgili bir durum söz konusudur. Yani demirin ısı iletim katsayısı daha büyük olduğunu, daha çabuk ısıyı ilettiğinden demiri daha soğuk hissedeceksin. Ama tahtanın ısı iletim katsayısı büyük değildir. Tahta hatta değil mi ısı yalıtkanı. Isı yalıtkanı olarak da geçer. Isıyı iyi iletmez. Isıyı yalıtır. Bu yüzden de bunun sıcaklığını ne yapmayacaksın? O kadar soğuk olduğunu hemen hissetmeyeceksin. Şimdi peki ısı yalıtımı dedik, ısı yalıtımı da kullanıyor dedik. Ne demek ısı yalıtımı? Isı yalıtımı da amaç enerji tasarrufudur. Araç ise ısı yalıtım malzemeleridir. Yani ısı yalıtım malzemeleriyle enerji tasarrufu sağlayabilirsin. Neler bunlar? Mesela strafor, cam yünü, çift cam var mesela. Çift camlarda bir cam, arkada bir cam da arada da boşluk bulunur. Boşluk ya da işte şey, boşluğun ya da havanın ısı iletimi zordur, kötüdür. Bu yüzden de böyle çift cam yaparlar. Isı iletim katsayısının küçük olması gerekiyor. Yani ısı yalıtkanı olması gerekiyor ısı yalıtım malzemelerinin. Bir de yanmaz, hafif ve kokusuz olursa, çevreye zarar vermezse, geri dönüşümü kolay olursa tabii ki de çok daha iyidir. Aranan özellikler arasındadır ısı yalıtım malzemelerinin. Kolay ulaşılabilir olması tabii önemli deyip enerji tasarrufu için ısı yalıtımı yapmalısınız. Mantolama, binalarda mantolama yapılmalı diyoruz. Mantolama da binaların dış cephesine giydirilen işte strafor olabilir, cam yünü olabilir, giydirilen malzemelerdir. Şimdi bunları anlattıktan sonra hissedilen ve gerçek sıcaklık arasında neler var? Onunla ilgili bir biraz bahsedelim. Çünkü her zaman hissettiğimiz sıcaklık gerçek sıcaklık değeri olmuyor. Şimdi biz de termometrelere baktığımızda eğer güneş olmayan bir yerde termometreyle ölçtüğümüzde mesela 20 dereceyi görüyorsak, aynı ortamda mesela burada bulut çizdik ama bir ağacın gölgesinde olduğunu düşün bunun. 20 dereceyi buldun. Ama güneşe çıkardığında termometreyi, aynı ortam termometreyi güneşe çıkan 40 derece olduğunu görüyorsun. Daha büyük sıcaklıklara sıcaklıkları gösterdiğini görüyorsun. Tıpkı bunun gibi sen de eğer tabii ki de hissettiğin ve gerçek sıcaklık arasında fark olduğunu görebilirsin. Mesela bu yüzden hava durumu raporlarına bakarsanız hissedilen sıcaklık ya da gölgede sıcaklık derler. Gölgede sıcaklık. Çünkü sana diyor ki gölge sıcaklık 20 derece. Sen çıktın güneşe, uzun sürede kaldın. Tabii ki de onu daha fazla 25-30 derece hissedeceksin. Hissedilen sıcaklık da böyle bir şey. Bu yüzden mesela sıcaklık ölçümleri tutup da güneşin altında yapılmaz. Kapalı yerde, rüzgarsız yerde, gölgede yapılır. Meteorolojik tahmin raporlarında
pardon meteorolojik sıcaklık değerleri bu şekilde verilir. Peki burada hissedilen ve gerçek sıcaklıklar arasındaki farklar nelerle ilgili? Bir kere ölçülen sıcaklıkla ilgili tabii ki de. Rüzgarla ilgili, rüzgar önemli. Rüzgarın çok olduğu yerde sıcaklığı sen daha düşük hissedeceksin. Nem önemli. Burada özellikle bağıl nemin önemli olduğunu söylüyoruz. Yani bağıl nem havanın doyması, neme doyması. Ne demek bağıl nem? Bağıl nem çok fazla olursa işte yüzde mesela 100 olduğu durumda yağmur yağacaktır. Bazen hava kapalı olur ama böyle bir sıkıntı olur içinde ya, öyle de ay içimde bir sıkıntı var, şey yağmur mu yağacak acaba, hava çok sıkıldı falan gibi şeyler duyabilirsin. Bu bağıl nem fazla olduğundan sen terlemeyle de ilgilidir bu. Terlemen güçleştiği için ne olacaktır? Sıcaklığı, olan sıcaklığı daha fazla hissedeceksin. Özellikle nem 25 santigrat derecenin üstündeki sıcaklıklarda hissedilen sıcaklığı arttıracaktır. Peki burada sadece havayla mı ilgili? Hayır, giysilerinle ya da beslenmenle bile hissedilen sıcaklık değişebilir aslında. Sonuçta sen daha kalın giyiniyorsan hissedilen sıcaklık senin için daha büyük olacak. Çok açsan mesela üşürsün, değil mi? O hissedilen sıcaklığı da etkileyen değişkenlerden bir tanesi. Peki, hissedilen sıcaklığı da söyledik. Bir konumuz daha var. Küresel ısınma. Biraz farkındalık, tamam mı? Bunun amacı aslında biraz farkındalık olması. Şimdi küresel ısınma şu demek. Güneşten gelen ışınlar var. Biliyoruz güneşten ışınlar geliyor. Bunlar dünyaya geldi. Dünya yüzeyinden yansırlar. Dünya yüzeyinden yansırdı ve ne oldu? Atmosferi terk etti. Şimdi sera gazları olmasa zaten hepsi gidecek, gelecek. Dünya bir kısmını alacak ve geri kalanı gidecek. Şimdi bunun gitmesi iyi bir şey. Çünkü dünyada kalması çok hoş bir şey değil. Eğer sera gazları artarsa, sera gazlarının artması burada bir bariyer görevi görür. Ve dünya yüzeyinden yansıyan ışınların bir kısmı sera gazları nedeniyle dünyaya geri döner. Bu biliyor musunuz? Bu tam sera ortamı oluyor. Sera böyle bir şey. Kapatıyorlar. Hani çıkmasın, ısı dışarı çıkmasın. Orada sıcaklığı belli bir değerde tutsun diye. Ama dünya için bunu konuşursak, dünyanın sonuçta belli bir ekosistemi var ve sen dünyayı o zaman haddinden fazla ısıtmış oluyorsun. Sonuç ne oluyor? Sonuç küresel ısınma oluyor. Yani küresel iklim değişimi oluyor. Buzulların erimesi gibi, deniz seviyesindeki farklılıklar gibi, deniz seviyesinin değişmesi gibi farklılıklar oluyor. Küresel ısınma da böyle bir şey. Peki küresel ısınmayı istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. O zaman sera gazlarını azaltacağız. Demek ki mesela araç yerine, özel araç yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması, işte metro gibi, otobüs gibi kullanılması mesela bizim yapabileceğimiz sera gazlarını azaltıcı etkilerden bir tanesi. Peki bir de şey mesela elektrikle çalışan araçların kullanımı sera gazlarını tabii ki de azaltacaktır. Şimdi geldik genleşmeye. Genleşmeye baktığımızda maddelerin ilk uzunluklarına, ilk yüzey alanlarına ya da ilk hacimlerine bağlıdır diyoruz. Genleşme maddenin sıcaklık ile şeyinin durumunun hacminin değişmesidir. Hacmindeki değişimdir. Ama sana sadece çubuk derse o zaman çubuk olursa sadece uzunluğu alırsın. Yani L boyunu alırsın. L. Eğer sana yüzey alanından bahsederse, bir alandan, bir levhadan bahsedecek olursa, o zaman onun alanını alırsın. Hacim diyorsa, yani bir maddeyi söylüyorsa, örneğin işte dikdörtgenler prizması şeklindeki küre diyorsa mesela, o zaman da bunun nesini alacaksın, hacmini alacaksın. Eğer sen genleşme miktarını bulmak istiyorsan, maddenin genleşme katsayısıyla çarpman lazım. Bu, tek boyutluk uzunluk için lambdadır. Çarptık yüzey alanı için, yüzey alanında iki tane boyut vardır. 1 ve 2. Şöyle kapatayım. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 boyut. İkisinin çarpımıdır aslında. O zaman 2 lambda ve hacimce genleşme istiyorsan boyca genleşme katsayısının, boyca genleşme katsayısının o zaman hacimce dediğimize göre 3 katı oluyor ya. Boyca genleşme katsayısının 3 katı oluyor. 3 lambda yazabilirsin. Bir de bunlarla sıcaklık farkını çarpman lazım. Ne demek sıcaklık farkı? Sonuçta sıcaklığın ne kadar artarsa ne olacaktır? Genleşmen de o kadar artacaktır. Sıcaklık farkı burada önemli. Eğer burada üçünü çarparsan sen sonuçta buradan boyca genleşmeyi bulursun. Boyca genleşme. Eğer şu üçünü çarparsan o zaman da neyi bulursun? Yüzeyce genleşme.
Ve şu üçünü çarparsam buraya da delta t koyalım. Burada da hacimce genleşmeyi bulabilirsin. Hocam tamam bunları bulduk ama bunların hani bizim karşımıza nasıl gelecek? Gelecek çeşitleri hangileri? Şimdi sana L uzunluğunda ve 2L uzunluğunda iki tane çubuk verdi. Ve bunların sıcaklığının delta t'ye kadar arttırıldığını söylediyse eğer sen şunu bileceksin. Bunlar aynı cins çubuklar olmak üzere. Aynı cins çubuklarsa genleşme katsayıları eşittir. Sen delta t'ye kadar arttırdın. Demek ki sıcaklık farkı da eşit. Bunların genleşmeleri ilk uzunluklarına bağlı olacak. İlk uzunluğu birinin L ise diyelim ki bu x kadar genleşiyorsa bu ne olacaktır? Bu da boyu 2L olduğu için 2x kadar genleşecektir. Peki başka bir şeye daha bakalım. Bu tamam. Şuna bakalım. Yine özdeş maddeden, aynı maddeden yapılmış iki tane çubuk alıyorum. Biri L uzunlukta, diğeri 2L uzunlukta. Bunlara ısı verildiği takdirde de bunların şuna bakacaksın. Isı verildiği takdirde diyoruz ama bu formülde ısı mısı yok. Sıcaklık var. Demek ki sen şu verilen ısıyı sıcaklığa dönüştüreceksin. Şimdi L ve 2L dediğime göre bunların kalınlıkların da eşit olduğunu düşünüyorum. Hatta kalınlığı olmadığını düşünüyorum. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bunun kütlesi m, bunun kütlesi 2m'ye kadar. Ha, o zaman eşit ısı aldıklarında sıcaklık değişimleri, bunun 2t kadar sıcaklığı değişir, bunun ise t kadar sıcaklığı değişir. İşte bu nedenle bak, l kadar 2t kadar. İlk boyu kısa ama sıcaklık farkı büyük. Şu ise 2l kadar t kadar sıcaklık değişimi. Bunun da son, yani sıcaklık değişimi küçük olacak, t kadar olacak ama bunun da ilk boyu büyük. O zaman çarptığın zaman, değil mi, şunlar eşit olduğuna göre şu ikisinin çarpımı, yani bu iki değişimin çarpımı ne olacaktır? Senin hani boyca uzamanı verecektir. Çarptım 2LT kadar, buna x diyelim. Şunu da çarp, bu da 2LT kadar çıkıyor. Demek ki bu da x kadar. Unutmayın, eğer madde cinsleri aynı ise o zaman eşit ısı verildiğinde eşit miktar genleşir. Miktar genleşir. Bunu da unutmayın. Eşit miktar genleşiyor. Peki genleşmenin özellikleri neler? Birincisi, genleşme merkezden olur. Mesela burası bir hani alansa, bir daire ise, o zaman şurası merkez olmak üzere genleştirdiğin zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. Buradaki değer teta değişmeyecektir. Teta değişmez. Değişmez. Peki şurası R. R artar. R artar. Peki yüzey alanı, tabii ki de yüzey alanındaki artışı görüyor musun? Bu kadar arttı. Yüzey alanı da artar. Aslında buna baktığımızda bunu şey gibi düşünün. Fotokopi makinesine götürdün bu küreyi, büyüttün, %50 büyüttün. Ne çıkıyor karşına? İşte o cismin genleşmesi sonrası çıkan çıkan görüntüdür. Hatta işte telefonlarda artık büyütüyoruz, değil mi? Şu küreyi düşün. Sen parmağınla böyle büyüttüğün zaman ne çıkacak? O zaman büyütülmüş daire, o da ne olacaktır? Aslında cismin sıcaklığı arttığında genleşmesi bu şekilde olacaktır. Şunun için söylüyorum. Bir geometri sorusunda mesela bu 60-60-60 hani eşkenar üçgen olsa, sen bu geometri sorusu mesela bunu fotokopi makinesinde büyüttüğüne göre açılar 120 mi olacak? Hayır, açı gene 60 olacak. Doğal olarak da burada açıların değişmeyeceğini buradan da görebilirsin. O zaman bir ikinci özelliğimize geçelim. Boşluklar da genleşir. Yani sen hani şu maddeyi genleştirdin. Şunu şöyle büyüttün. Şimdi ne oldu? Şu içindeki de küçülüyor mu? Hayır. İçerideki de sanki madde varmış gibi genişliyor arkadaşlar. Ve şurası maddeyle doluyor. Yalnız dikkat edin, burada kütle artışından bahsetmiyorum. Hep yüzey artışı, hacim artışı, boy artışından bahsediyoruz. Bir de karşına gelecek şey boy sıcaklık grafiğidir. Baktığımda boy sıcaklık grafiğine hemen bakalım. Bakın. Şimdi bunu bir yorumlayalım. K, L ve M'nin boy sıcaklık grafiği verilmiş. İlk önce aynı boydakilere bir kıyasla. Aynı boydakilere baktığımda, bak şimdi, aynı sıcaklık değişimi için M'nin bir birim, L'nin ise iki birim kadar boyunun arttığını görüyorum. O zaman tabii ki de L'nin genleşme katsayısı M'den daha büyük olacaktır. Şimdi K ile M'yi kıyaslayacağım. Şimdi M'nin bir birim artış olduğunu söyledik. K'nin ne kadar artışı? Artış, değişim yani ne kadar? Şu kadar, değil mi? Bak şuradan başladı, buraya geldi. Bu kadar. Onun da bir birim.
M'nin de bir birim. O zaman hani boyca genleşme kas sayıları için ne söyleyeceğiz? Şunu söyleyeceğiz. Tamam, ikisi de bir birim genleşmiş olabilir ama M'nin ilk boyu daha küçüktü. M'nin, eğer bunlar aynı madde olsaydı, M'nin daha az genleşmesini beklerdim. Ama demek ki bunlardan K'nin genleşme kas sayısı diğerlerinden, boyca genleşme kas sayısı diğerlerinden daha küçükmüş. Ve çok önemli bir konu, suyun özel durumu. Şimdi suyun bu özel durumu olmasaydı, şimdi anlatacağım, yaşam için çok zor bir dönem olacaktı. Özellikle göldeki yaşam için hiç, yani göllerde yaşam bitecekti diyebiliriz aslında. Suyun özel durumu da şudur. Su çok enteresan bir şekilde, normalde bütün hani sıvılar falan sıcaklık arttıkça hacimlerini arttırıyorlar. Ama özel birkaç tane madde var. Su özel madde var. Suyumuz bizim özel bir madde. Suyun öz kütlesine ve sıcaklığına baktığımızda suyun +4 derecede en büyük öz kütleye sahip olduğunu görüyorsun. Diğer hiçbir sıcaklıkta o kadar büyük bir öz kütlesi yok. +4'sa yani sıfırdan +4'e gelene kadar öz kütlesi artıyor. Daha sonra öz kütlesi azalmaya başlıyor. O zaman hacmi nasıl olacaktır? Öz kütlenin artması demek, aslında kütlem sabit olduğuna göre hemen yazıyorum. D işte D muzu böl ver dedik. O zaman şimdi bunun artacağını söyledim. Kütlenin de sabit kalacağını söyledim. Ne demek istiyorum yani? Hacmi ne oluyormuş? Azalıyormuş burada. Demek ki +4 derecede bir su var. +4 dereceye eğer sen getiriyorsan, o zaman su o hacimde en küçük hacim değerini alacaktır diyebiliriz. Şimdi bunun ne gibi özellikleri var? Şöyle özelliği var. Eğer hava -20 derece ise ve gölün üstü buz tuttuysa, o zaman buzla suyun ortak derecesi, şurası 0 olacaktır. Demiştik ya, ısıl dengede buz ve su varsa orası 0 derecededir. Ve alta baktığımda, altta yoğunluğu daha büyük olduğu için aşağıya inen +4 derecelik su olduğunu göreceksin. İşte balıklar da bu yüzden kışın diplere iniyorlar ve bu +4 derecelik suda ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürüyorlar. Su üstten, yüzeyden donar. Yani aşağıdan donmaz ya da herhangi bir üstten donar. İşte bu göllerdeki yaşamın bitmesine engel olan bir özelliktir. Bunun bir buzla suyun öz kütleleriyle ilgili bir küçük durum daha var. Eğer sen bir suyun içerisindeki buzu eritirsen, o zaman bak, suyun sıcaklığını değiştirmiyorum, sadece buzu eritirsem, biliyor musun, buzun şurası hani büyük ya, bayağı büyük. Ama buz eridiği zaman hacmi küçülüyor ve bu kadarlık su haline geliyor. Yani buz erirse suyun seviyesi değişmiyor. H burada aynı kalıyor ve H değişmiyor diyebiliyorum. Ve ödüllü sorumuz. Ondan önce de bir ödev vereyim unutmadan. Ödüllü sorumuzdan önce Tonguç 9 tak kitabında bakıyoruz. 9 tak kitabında artık genleşmeyi falan da gördüğümüze göre kitabınızın 214 sayfası dahil olmak üzere çözebilirsiniz. Bakalım hangi sayfadan? Zaten şunları falan söylemiştik. Sıcaklık değişimini de söylemiştik. Artık hani şuradan itibaren şöyle yapalım. Isıl dengeden itibaren çözebilirsiniz. O sayfamızda 187 ile 214 arasını çözebilirsiniz. 09 kitabımıza baktığımızda da burada da yine hemen bakalım. 09 kitabımızda hangilerini çözeceğiz? Öz ısıyı zaten halletmiştik. Isıl dengeden bahsediyoruz. 172 sayfası ile, hemen gösteriyorum, ünitemizi bitireceğiz. 172 ile 205 sayfalar arasını çözebilirsiniz. Ve ödüllü sorumuz. Hepinize başarılar diliyorum.